Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Herkes sesimi alabiliyor mu arkadaşlar? Bir problem var mı seste, görüntüde? Geliyor. Harika. Hoş geldiniz tekrardan nasılsınız? Ben tek uzam rehberlik uzmanı İnce Hoca. Umarım herkes çok iyidir. Herkes 2023'te KPSS'ye girecek galiba. 2022'de girecek olanlar var mı? Bir tanışalım önce. 2022'de var. Güzel. 2022 orta öğretime gireceğiz anladım. Şimdi biz burada aslında 2023 KPSS ile alakalı bilgiler vereceğiz ama 2020'de girecek olan arkadaşlar için de aslında önemli bilgiler olacak. Çünkü burada geleceğin eğitim sisteminden bahsedeceğiz. Artık çokça duyduğumuz terimlerden birisi yapay zeka, yapay zeka destekli eğitim, yapay zeka eğitim modeli gerçekten Duymaya başlamışsınızdır diye düşünüyoruz çünkü teknoloji devrindeyiz artık ee, ve bizim bir mottomuz var yani biz 6 senedir sürekli savunduğumuz ve eğitimlerimizde uyguladığımız bireysel kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle hizmet veriyoruz ee, ve buna çıkış amacımız şöyle başladı aslında ve bence bunca senedir başarı oranlarımızın da bu kadar yüksek olması, memnuniyet oranlarımızın yüksek olması, derece öğrencilerimizin olmasının en büyük sebebi olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman dedik ki her öğrenci evet binlerce, milyonlarca kişi var sınava giren ama hepsi birbirinden farklı öğrenme karakterleri farklı. Öğrencilerin öğrenme hızları, unutma hızları, psikolojik durumları, seviyeleri, hedefleri, ders çalışma şekilleri, sorumlulukları ve daha sayamayacağımız birçok farklı kriterleri var. Hal böyle olunca milyonlarca kişi de bu sınava hazırlansa Birileri başarılı oluyor, birileri başarısız oluyor. Bunun tek sebebi çok çalışmak değil arkadaşlar. Mümkün değil. Eğer öyle olsaydı günde işte 10 saat çalışan, 8 saat çalışan herkes kazanırdı. Yani bunun tek formülü günde 8 saat çalışmak olurdu. Ama maalesef öyle değil. Hele ki KPSS gibi böyle biraz şetrefirli sınavlarda iş daha detaylı. Yani tamamen farklı bir çalışma metodu uygulamak lazım. Bu farklı metot ne peki? Yani nasıl farklı? Kişiye göre farklı. Herkesin çalışma süresi, tekrar süresi, çözeceği soru adedi, çalışacağı konular, çalışırken kullanacağı kaynaklar, yöntemler ve birçok şey farklılık gösteriyor. Biz bunu savunuyoruz ve 6 senedir de bunun üzerine çalışıyoruz. Birçok şey geliştirdik. Birçok öğrenci modelleri çıkarttık, analizler hazırladık, formüller hazırladık ve derece yapmanın formülü nedir? Aslında bugün burada bunu konuşacağız ve geçmiş yıllarda derece yapan öğrencilerimizin de aslında e, neler yaptığını buradan anlayabileceksiniz. Nasıl derece yaptırıyoruz? Bunun gerçekten arkadaşlar püf noktası yani bunun gerçekten başka bir yolu yok. Herkesin kesinlikle kendi öğrenme yapısına göre çalışması lazım. Bunu tek başınıza bilebilir misiniz? Çok zor çünkü o kadar çok e, kapsamlı ki yani biraz önce saymış olduğum kriterler sadece belli bir bölümü bunun tamamına sizin hakim olmanız kendi kendinizi test edebiliyor olmanız konu bitti şimdi ne yapacağım bunu düşünüyor olmanız hatta şimdi ben ne çalışacağım çalışacağım sorusuna kendinizin cevap vermesi bile çok zor. Zaten öğrencilerin bu süreçte en çok yaşadığı problemler de bu. Ben şimdi ne çalışacağım? E, konuyu bitirdi, bitirdim, unuttum. Şimdi ne yapacağım? Tekrar mı yapsam, soru mu çözsem? Kaç tane soru çözsem? Soru çözdüm ama netlerim istediğim gibi gelmedi. Bu açığı nasıl kapatırım? Netlerimi nasıl arttırırım? Dikkatim dağıldı, şimdi ne yapacağım? Çalışıyorum, çalışıyorum, bir türlü öğrenemiyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum, unutuyorum. O kadar çok soru var ki ama hepsinin cevabı bu modelde değerli arkadaşlar. Biz hepsini siz düşünmeyesiniz diye zaten düşündük. Bunun üzerine 6 senemizi verdik, çalıştık ve ortaya Türkiye'nin ilk ve tek yapay zeka destekli eğitim modeli çıktı. Tekes, tek eğitim sistemi. Bunun formülleriyle de biz eminiz ki atanmayan, bu sistemle çalışmayan, çalışarak kazanmayan kalmayacak. Şimdi arkadaşlar bu sistem ne? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Hocam işte ben Şanlıurfa'dayım, siz Ankara'daymışsınız. Ben nasıl yararlanacağım? Biz çok fazla böyle sorular aldığımız için söylüyorum. Bir kere internet erişimi olması yeterli. Bu sistemden yararlanmak isteyen öğrencinin sadece interneti olsun. Ve tabii ki internete bağlanabileceği bir cihazı olsun. Yeter. Şimdi bu sistemde canlı dersi var. Tamam hocam her yerde var. Evet her yerde var. Sadece canlı ders yok. Video dersi var hocam o da her yerde var. Rehberlik takibi evet hocam birçok yerde rehberlik de diyorlar. Deneme sınavı o da var hocam. Ders notu o da var. Hadi onları geçelim. Bunlar her yerde zaten var. Bir. Önce size alıyoruz. ...size bir eğitim analizi yapıyoruz. Bu eğitim analizi nedir İlk defa duyuyorum diye olabilirsiniz. Şimdiye kadar hocam ben cilt analizi duydum, saç analizi duydum... ...işte ee, check-up'lar, böyle vücut analizleri vesaire duydum ama... ...eğitim analizi hiç duymadım diye olabilirsiniz. Çünkü sadece tek uzemde var. Bunu biz hazırladık ilmek ilmek. Bir öğrencinin çalışmaya, hazırlanmaya başlamadan önce öğrenci şöyle bir alıyoruz, bir çakaba sokuyoruz gibi düşünün. Bu öğrencinin hedefine, seviyesine, e, ne kadar sürede öğrenir, ne kadar sürede unutur, stres seviyesi nasıl, özgüven düzeyi nasıl, dikkat dağınıklığı nasıl, okuma anlama hızı, zeka tipi, öğrenme yöntemi, öğrenme stili, her şeyinizi bir ıcık ölçüyoruz burada. Bunu ölçtük ölçtükten sonra size bir kimlik çıkarttık. Herkes nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız bir kimlik belgemiz var ya da işte sürücü olduğumuz zaman bir ehliyetimiz var. Bu bizi tanımlayan bir kimlik adı üzerinde. Aynı şekilde sizin bir öğrenme kimliğinizi oluşturuyoruz. Bu öğrenme kimliği hepinizinki farklı. Yani böyle birbirine aynı öğrenme kimliği daha biz bulamadık. Kaç binlerce öğrenciye yaptık bu analizi. Herkesin kimliği farklılık gösteriyor. Bu kimlik ne? Bu kimlik sizi bize tanıtan, sizi kendinize tanıtan çok önemli bir belge arkadaşlar. Burada çünkü sizin her şeyiniz yazıyor. O kimlik sayesinde tek uzmandan alacağınız hizmetler değişiyor. Alacağınız rehberlik sistemi, e, rehberlik desteği değişiyor. Eğitim uzmanlarıyla yapacağınız görüşmeler değişiyor. Katılacağınız dersler değişiyor. İzleyeceğiniz videolar, çözeceğiniz sorular, tekrarlar ve daha birçok şey buna göre değişikliyor. Bu kimlik çok önemli. Bu kimliği çıkarttık. ...sonrasında yine bizler tarafından hazırlanan çok önemli bir belge daha var. Bu kimlik tamam çıktı hocam ama ben bunu kendi başıma da yorumlayabilir miyim? Hani orada işte öğrenme stili görsel yazıyor. Bu ne demek hocam bilmiyorum. Dikkat dağınıklığım yüksek çıkmış tamam mı? Ben ne yapacağım şimdi? Yüksek tamam bunu ben de biliyordum. Kimlikte de çıktı. Ama ben ne yapacağım? Öğrenme hızım yüksekmiş hocam. Peki bunun bana yararı ne? Ya da zararı var mı? Bunların hepsini yorumladığımız böyle yaklaşık iki sayfa değerinde çalışma önerileri belgesiyle karşılaşıyorsunuz. Bunu da herkese farklı geliyor. Çünkü kimliğe özel geliyor. Herkesin çalışma önerisi farklı. Madde madde her bir özelliğinize göre sizin nasıl çalışmanız, neler yapmanız, neler yapmamanız, hatta ne yiyip ne içeceğiniz bile neden şimdi sen öğrenme hızın düşük yavaş öğreniyorsun diyoruz ki işte ceviz gibi besinleri tükettiğinde öğrenme hızını arttırabilirsin dikkat dağınıklığın yüksek çıkmış şekerli gıdalar tüketme devam edersen dikkat dağınıklığı oranın artacak yani dikkat dağınıklığı yaşama devam edeceksin şekerli gıda tüketme paketli gıda tüketme tarzında beslenme önerilerinize kadar size veriyoruz teslim ediyoruz bu kısımda öğrencimiz önce nasıl çalışacağını öğreniyor. Ben kimmişim, neymişim, nasıl bir öğrenciymişim? Bunu güzelce bir anlamış oluyorsunuz. Bizler de sizinle yaptığımız görüşmelerde siz yine o metni okusanız bile bizim de bilgilerimizle harmanlayarak, tek uzama eğitim uzmanları rehberlik sistemiyle görüşerek zaten nasıl çalışacağınızı size ilmek ilmek anlatıyoruz. Tamam öğrendik. Öğrendim hocam ama ben yine çalışamıyorum ki nasıl çalışacağımı öğrenmem yetmiyor ki benim. Hani bunu bilmek bu, bu kadar basit değil. Tamam biliyorum dikkatli anlamda yüksek şekerli gıda tüketmeyeyim. 30 dakikada bir mola vereyim ama beni güdüleyen bir şey lazım. Ne çalışacağımı bilmiyorum ben bir kere diye olabilirsiniz. Şimdi bu test ölçüldü. Şöyle bir kimlik çıktı. Biraz küçük yazılar ama sol tarafta gördüğünüz gibi bir kimlik çıkarttık. Bu kimliğe göre zaten size önerilerimizi yaptık. Sonra bitmiyor. Sizin zaten seviyenizi de ölçmüştük biz bu kimlikle. Seviyeye göre çalışma türlerinizi de öğretiyoruz. Bu modelde bu sistemde zaten size uygun olan seviye, ders ders konu konu hangisi ise o şekilde bir çalışma yaptırıyoruz. Bu ne demek? Burada biraz kafalar karışmış olabilir. Çünkü şimdiye kadar hocam seviyeye göre çalışmamıştım. İşte eskiden seviye sınıfları vardı dershanelerde falan. Öyle bir şey mi diye olabilirsiniz. İşte hocam bize bir deneme sınavı yaparlardı. Şu şu puan arasındaysan işte ya da ilk üçe girdiysen, ilk ona girdiysen şu sınıfa geç. İşte sonlara girdiysen bu sınıfa geç. Sınıf sınıf ayrılırdık. O hiçbir işe yaramazdı açıkçası. Sınıf sınıf ayrılmak çok da iyi bir şey değil bence. Ama biz burada sizin çalışma şekillerinizi değiştiriyoruz seviyelerinize göre. Yani örnek veriyorum aranızda matematikte problemler konusunda iyi değilim, seviyem kötü, temelim yok diyenler var mı mesela? Ya da geometrim kötü hocam, temelim yok diyen var mı? Ya da tarihte temelim iyi değil. Osmanlı'yı mesela hiç daha çalışmadım ya da temelim iyi değil. Ya da bana temelinizin olmadığı bir konu söyleyin desem var mı aranızda? Tarih temelim iyi değil dediniz. Tarih matematik. Peki size şu soruyu soracağım. Öncelikle Selma Hanım'a soruyorum. Tarihin bütün konularında mı temeliniz çok kötü? Buse Hanım matematiğin tüm konularında mı temeliniz çok kötü? Komple matematik mi kötü? Yoksa matematikte aslında rasyonel sayılar yapabiliyorum. İşte aslında üstü köklü de fena değilim mi diyorsunuz? Hani konu konumu kötüsünüz yoksa komple full matematik tamam bunu aldım full matematiği kötü olan var. Komple kötü tamam. Tarih için peki? Komple tarihi hiç anlamıyoruz. Tarih de komple. Tamam. Tamam bu önemliydi şimdi tarihiniz çok kötü matematikiniz full kötü o zaman ne yapmamız lazım ama bu sınavda matematikten soru geliyor e, yapmamız da isteniyor ne yapayım o zaman çalışmayayım sınava mı girmeyeyim sınava mı hazırlanmayayım fikrimden hayalimden hedefimden mi vazgeçeyim bunun çözümü bu mu çoğunuz bunu yapıyorsunuz benim matematik temelim yok hocam. E ne yapacağız Bunu o zaman matematik çalışmayayım. Olur mu? 30 soru geliyor KPSS'de matematik. Hani öyle heba edilecek bir ders değil ki getirisi gerçekten çok yüksek. Matematin yüzdelik getirisini biliyor musunuz arkadaşlar? %25'i matematik sınavın sadece GGK için söylüyorum bunu. GGK giren orta öğretim olun, ön lisans olun, lisans olun fark etmez. Sadece GGK gireceksen P3 puanının hesaplanmasında matematiğin getirisi %25 bu ne demek biliyor musunuz? Matematik hiç yapmazsan senin diğerlerini full çıkartmanda alabileceğin maksimum puan 75. 75 de kim nereye atanıyor? Düz memurluk hedefleyenler için söylüyorum. Merkezi atamayla KPSS için 75 üzülerek söylüyorum ki gerçekten hedefe ulaştırabilecek bir puan değil. Bu da zaten hepsini full yaparsanız yani matematik dışında kalanını full yaparsanız 75 alıyorsunuz. Bu da çok zor çünkü sınavın ortalama her test içerisinde yaklaşık %10'u zaten biraz böyle çetrefilli zor sorulardan geliyor. Yani full çıkaran falan çok zor. O yüzden biz bunu yapmamız lazım. Bir şekilde yapmamız lazım. Nasıl yapacağız ama matematik temelimiz yok. Şimdiye kadar niye yapamadığınızı size söyleyeyim. Şimdiye kadar herkes nasıl çalışıyorsa siz de öyle çalıştınız. Dershaneye gittim hocam yine yapmadım. Dershaneye gittiniz, bir sınıfa oturdunuz. Yanınızdaki arkadaşınızın belki matematik seviyesi çok iyi. Siz onunla yan yana oturuyorsunuz. Arkanızdaki arkadaşınızın belki matematik seviyesi orta. Onunla da aynı sırada oturuyorsunuz. Hoca geliyor, normal bir seviyede matematik anlatıyor. Hatta ve hatta yıllardır bu sektörün içerisinde olduğum için bunu rahatlıkla söylüyorum. KPSS kurslarında matematiğin temeli derse de anlatılmaz. Çünkü der ki hoca çok mantıklı olarak bunu yapar. Belli bir ders süresi verilmiştir ona. Hocam matematiği atıyorum i̇şte 90 saatte bitireceksiniz. Çünkü olması gereken ders işleyişi akış için bu gerekiyor dershane sektöründe. 90 saatte hocanın o dersi bitirmesi lazım. Ve diyor ki KPSS öğrencisi bunlar zaten işte ön lisans mezunları ya da işte lisans mezunları. Matematikte de temel matematik anlatıyoruz zaten. Dolayısıyla gidip de size şunu anlatmaz. Arkadaşlar işte negatif tam sayı dediğimizde önüne eksi işareti koyarız. Negatif bir tam sayı, negatif bir tam sayı çarpınca artı olur. Pozitif olur. Bunun mantığını anlatmaz uzun uzun. Eksi eksinin çarpma artıdır der geçer. Çünkü bunu biliyor kabul eder ama matematik temel olmayan biri öğrencinin bunu biliyor olması da çok zor. Ya da bir denklem çözerken Eşitliğin öbür tarafına bir sayı işaret değiştirerek geçer. Bunu anlatmaz ki. Eksi 5 oraya hop artı 5 diye geçirir eşitliğin öbür tarafına. Böyle kalırız. Niye acaba orası artı 5 oldu? Ve bunu sormaya çekiniriz genelde. Hele KPSS kurslarında. Hani YKS kitlesi gene birazcık daha bu noktada. Bir de Z kuşağı. Biraz daha sorma eğiliminde ama biz KPSS grubunda, bizim yaş grubundaki kitlelerde biraz daha çekimseliz. Ya yani ben lisans mezunum şimdi bunu sormayayım. Çekiniyoruz. Hocayla hocadan da çekiniyoruz, arkadaşlardan da çekiniyoruz, soramıyoruz. Ama bu noktada arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Her öğrenci her derste iyi seviyede olmak zorunda değil KPSS hazırlığında. Temel seviye dediğimiz ön hazırlık yapması gereken bir seviyede de çıkabilir. Halen ne olacak? Biz size seviye belirleme sınavı yapacağız. Eğitim analizinden sonra bir de seviye belirlemesini. Bunu bir deneme sınavı gibi asla düşünmeyin. Bu bir deneme sınavı değil, bu bir seviye belirleme sınavı. Her bir dersin, her bir ünitesinin, her bir alt konusuna dair e, belirli kalıptaki yani çıkabilecek, görebileceğiniz tüm kalıplardaki sorularla sizin her bir kazanımınızı ölçeceğiz. Hangi konularda, hangi konularda temel seviye çıkmışsınız? Önce onların ön hazırlığınızı yaptıracağız. Öyle hemen hop konu anlatımına başlamak yok. Önce bir ön hazırlık, temel bilgiler, bilmeniz gereken negatif tam sayı nedir, pozitif tam sayı nedir, eksi artı çarpınca ne olur, İçi birbirinden çıkarınca ne olur, hepsini bu bir örnekle sadece matematikle alakalı bütün konu başlıkları için söylüyorum bir temel bilgi eğitimi göreceksiniz, temel atacaksınız. Temeli attık, temel attıktan sonra zaten merdivenin diğer basamağına çıkıyoruz, başlangıç seviyesini Halil artık temelimizi almıştık. Şimdi konu anlatımına başlayacağız. Konu anlatım kısmında ise normal bildiğimiz gibi güncel içeriklerle, işte sunumlarla, grafiklerle, görsel öğrenmesine sahipseniz o grafikler daha çok hatta hoşunuza gidecek. Baştan aşağı konuları öğreneceksiniz. Konuları öğrendim. Tamam bunu da geçtim. Check-up testine girdim. Konumu öğrenmişim. Bu da elimde. Bir sonraki seviyeye atladım. Orta seviye. Bu ne demek? tekrar yapman gerekiyor demek ya da hocam ben doğrudan orta seviyeden başlayamaz mıyım başlarsın nasıl başlarsın seviye belirleme sınavında eğer ki o konuda orta seviye tespit etmişsek seni o zaman da diyoruz ki sen hiç ön hazırlıkta zaman kaybetme konu anlatımı ile zaman kaybetme konu anlatımı gerek yok sen zaten ortalama bir seviyen varsın sen tekrar etsen yetecek sana detaylı tekrar eğitimini alıyoruz niye zaman kaybedesin ki biraz önce mesela bir öğrendiğimizde dedi 5 ay var kısa sürede nasıl olacak Şimdi 5 ay var. Beş ay bir kere kısa bir süre değil kesinlikle bizim için. Doğru değerlendirirsek tabii ki. Bu 5 ayda da yapmam yapacaklarımızı anlatacağım. Şimdi bu çok güzel bir soru bunu unutmayalım. Çünkü burada mesela bu özellikle senin için söylüyorum. Eğer ki böyle bir SBS ve eğitim analizine girmiş olsaydın ki hala vaktim var bunun için. Bunu sana hala yapabiliriz. Kalan süreni planlayıp çalışabileceğin süreni ve çalışman gereken süreyi planlayarak senin derslerin ve konuların getirilerine de bakarak yani öncelik belirlemesi yaparak hangi konuların sınavdaki getirip puanları daha yüksekse onları önceliğe alarak ve öğrenme süreleri daha kısa olanları önceliğe alarak 5 ayını rahatlıkla kurtarabiliriz. Çünkü SBS'ye girdiğin zaman bu zaten sen belki matematiğin bütün konularında kötü değilsin. Kötü zannediyorsun ama belki senin rasyonel çok iyi. Belki temel kavramlarda çok iyisin. Belki problemlerin tamamında kötü olduğunu zannediyorsun ama SBS sonucun bize diyecek ki bu sayı problemlerinde iyi aslında. Bu senin problemi grafik problemlerinde. Bu senin sıkıntısı işte işçi havuz karışım, yüzde faiz, kar zarar problemlerinde aslında diyecek bize SBS sonucunuz. Birçoğunuz kötü zannediyorsunuz çünkü hiç test çözmeye bile cesur ol olamadık. Çünkü kötüyüz ya moralin bozulmasın diye bir deneme bile çözmediniz. Matematik görmek bile istemediniz. Kapattınız kaynakları kitapta attınız bir kenara. Hiç bakmadınız, başlamadınız. Çünkü ben kötü imajını yapıştırdınız kendinize ve maalesef o imajı kolay kolay üzerimizden çıkarıp atamıyoruz. SBS çoğunuzun girmediğini düşünüyorum mesela. Girip de bir kendimi testlediğim matematiğim belki de bazı konularda iyiyimdir. Bunu söyleyemiyoruz. Niye SBS'ye girmedik ki hiç? Ölçmedik ki kendimizi. Ya da Buse belki sen beş ayın var diyorsun ama belki senin öğrenme hızın o kadar yüksek ki, belki o kadar hızlı öğreniyorsun ki çoğu öğrencinin on ayda bitirebileceği konuları senle beş ayda bitireceğiz. Çünkü sen çok çabuk öğreniyorsun. Ve belki senin unutma hızın çok düşük yani çok uzun süre bile unutmuyorsun bilgileri, hafızan. Kuvvetli. O zaman biz diğer arkadaşlar günlük tekrar yaparken, sene tekrar yapmayıp daha çok soru çözerek gideceğiz mesela. Yani biraz önce anlattığım gibi herkesin tamamen farklı bir öğrenme stratejisi olacak. Şöyle düşünün, matematik iyi olanla bir de örnek verelim. Biraz önce söylemişim, dershaneye gidiyorsunuz, siz kötüsünüz, temelsiniz yani. Arkadaşınız çok iyi seviyede, o da aynı eğitim, ona da yazık en baştan konu anlatım çalışıyor. Ona da yazık. Yani o da orada zaman kaybediyor. Şimdi iyi seviye olan bir öğrenci. Diyelim ki sizin de Türkçeniz çok iyi. Şimdi kötü olan bir öğrenci de. Şimdi iyi kötü diyorum. Siz kötü demeyi çok sevmem ama anlayın beni. Aslında temel seviye demek istiyorum. O arkadaşla aynı yerdeysiniz o habire soru soruyor hocayı siz onları biliyorsunuz ama zaman kaybı hani zamanla yarışıyorduk hani bir saniyemiz bir dakikamız bile çok önemliydi ben, ben bu kadar iyi biliyorken bu konuları en baştan konu anlatımı detaylı konu anlatımıyla başladım belki ben gidip o konudan soru çözmeliyim e, çıkamıyoruz da sınıftan dershane sistemini düşünün e, bu sefer de bana yazık değil mi İyiyim ben. Ben burada yaptığım ölçümle iyi olan öğrencimi, ileri ya da üst seviye olan öğrencime ne ön hazırlık izletirim, ne konu anlatımını tekrar bile izletmem. Zaten konuda bir eksiği yok ki, tekrara bile ihtiyacı yok. Ancak soru çözdürürüm, soru çözdürdükten sonra check-up testi yaparım. Check-up'tan sonra baktım ki bazı konularında problem var, unutmuş, iyiydi ama unutmuş. O zaman tekrarı alırım. Önce bir Soruyu çözdürürüm, teste sokarım ondan sonra gerek duyarsam tekrar alırım. Duymazsam hiç gerek yok. Niye zaman kaybedesiniz? Çoğunuz bu kadar uzun süre KPSS hazırlığında yapıp yapıp ha bile başa sarmanızın sebebi bu aslında. Belki senin o konuda gerçekten bir eksiğin olmadığı için uzun uzun konu çalışmana zaten gerek kalmayacak ama biz bu ölçümleri maalesef yapmıyoruz biz 5 tip seviye belirledik burada temel başlangıç orta ileri üst amacımız da hepinizi üst seviyeye taşımak ama bu sınav herkes üst seviyede olsun değil İleri seviyedekilerin de atanabildiği üst seviyedekilerin de atanabildiği bir sınav ama ortada kalmayın ortadan temele düşmeyin başlangıçtan temele düşmeyin mesela biz temelde gelen bir öğrenci bile tüm derslerde temel seviye bile olsa ona uygulayacağımız stratejilerle onu üst seviyeye ulaştırmak istiyoruz çünkü her bir seviyeye karşılık gelen çalışma aracı farklılık gösteriyor. Bu ne demek hocam? Biraz önce anlattığım gibi üst seviyedeysen soru çözeceksin. İşte i̇leri seviyedeysen ort, mesela üst seviyedekiler orta ve zor seviyeli soru çözerek başlayacak. İleri seviyedekiler daha üste ulaşmamış olan şu tabloya bakın ileri seviye daha üste ulaşabilirim hala vaktim var hala daha bir seviye atlayabilecek performans sergileyebilirim. O zaman ileri seviyedekiler önce kolay seviyeli soru çözdürüyorum yani çözümlerine de bak baktırıyorum hocayla beraber çözdürüyorum çözme mantığını anladıktan sonra üst seviyeye çık çıkarsa o zaman orta zor seviyeli soruya geçiyorum ve her türlü soru kalıbını da görmüş oluyor. Bunların her birinin aracı var tabii ki. Şimdi sen Ön hazırlık yap dedik sana ama nasıl yapacaksın ön hazırlık? Hocam ön hazırlık kaynağı diye bir şey yok ki ilk defa duyuyorum bunu. Biz bunun zaten videolarını size vereceğiz. Ön hazırlığa ihtiyaç duyduğunuz konuların sadece ama bakın burada anlaşalım. Her birinin ön hazırlığını vermeye gerek yok. Zaman kaybı sadece temel seviyede olduğunuz ön hazırlıklar gelecek önünüze. Onları izleyeceksiniz. Bizden almak zorunda mısın sayır? Ön hazırlık yapmanız gerektiğini bize biz söyleriz zaten. Bu noktada hani farklı araçlar üretebilirsiniz tabii ki. İşte özet notlar vesaire ama hani her bir kaynağı buna uygun bulmak şu an zor. İleride ben eminim her bir yayın zaten bu şekilde çıkmaya başlayacak bu model sayesinde ama şu anda zaten biz bunların araçlarını ürettik. Ön hazırlık da bizde var. Konu anlatım, detaylı tekrar, soru çözümü olan hepsinin aracını biz zaten ürettik. Bu modele uygun bir şekilde ürettik ve kime neye ihtiyacı varsa önüne o gelecek. Kişi özel çalışma planı rehberlik servisinde en çok ihtiyaç duyulan öğrencilerin gerçekten olmazsa olmazıdır bir çalışma programı olma, olmak zorunda. Bu programı biz sistemimizin bizim tabii ki bizim verdiğimiz komutlarla çalışıyor. Bizim hazırladığımız bir programın daha detaylısını düşünün. Bu şekilde bir program hazırlıyor size. Bu programda çalışma saatleriniz, mola süreleriniz, ne zaman mola yapacağınız bu da kişiye göre değişiyor. Şimdi dikkat dağınıklığı çok yüksek olan bir öğrencinin mola saati süresiyle dikkati dağılmayan, blok çalışma yapabilen bir öğrencinin mola süresi de aynı değil. Şimdi dershanede ne yapıyorlar? 40 dakikada, 50 dakikada bir hop mola veriyorlar. Ya e da ben yine odaklanmıştım. Hem dikkat sürem uzun. Ya da diğeri. Belki 25. dakikada dikkati dağıldı. Niye 40 dakika bekliyor? Burada sizin dikkat dağınıklı oranınıza göre mola sürelerinizi tespit ediyoruz. Kimisi 30 dakikada bir mola veriyor. kim 25 dakikada bir mola veriyor. Kimisi 45 dakikada bir mola veriyor ve mola süresi de değişiyor. Kimi 5 dakika, kimi 10 dakika, kimi 15 dakika. Buna göre de size program hazırlıyoruz. İşlenecek konuları belirliyoruz. Hangi konular önceliklere göre? Konu seviyelerinize bakıyoruz. Çalışma türlerinizi kim ön hazırlık yapacak, kim tekrar yapacak, kim soru çözecek bunların hepsi size özel. Konularınızın önem puanına göre önceliklendirmesi yapıyoruz. Biraz önce anlatmıştım. Konu önceliklendirmeyi ayrıca anlatacağım zaten her konuya çalışmak gerekmez bazen. KPSS öyle bir sınav ki bazı soru tipleri zaten çalışmasanız bile olur. Bir soru geliyor öğrenme süresi 3 hafta ne gerek var? Hele ki kalan sürenin azsa bulsa gibi. O zaman ben bir soru gelip de öğrenme süresi çok uzun olan bir konuyu niye çalışayım ki? Eğer konu bütünü de yoksa yani diğer bir konuyu öğrenmem için gerekli değilse komple sistem atıyor. Çünkü sisteme biz tüm konuları tanıttık arkadaşlar. Her konuyu o kadar iyi tanıyor ki sınavdaki getirisini biliyor öğrenme süresini biliyor. Senin o konudaki öğrenme durumunu biliyor. Daha önce çalışmış çalışmadın mı? Ona göre önceliklendirme Böyle kolay bir şekilde önceliklendirme yapmıyor. Sadece soru sayısına da bakmıyor. Şimdi bazen bir soru geliyordur işte e, yarım saatte öğreniyorsun. Onu önceliklendiriyor mesela ama bir soru gelip üç hafta, dört hafta, bir ayda öğreniliyorsa onu önceliklendirmeye gerek yok. Ben bir ayımı bir soru için veremem. Kusura bakmasın KPSS'e. KPSS zaten benden bunu istiyor. Stratejik olan kazanıyor bu sınavı. Böyle gerçekten her yiğidin harcı değil diye bir söz var ya KPSS'de çalışmak öyle çok kolay bir şey değil. Biz de bu noktada bunu kolaylaştırmak için zaten böyle bir model hazırladık. Böyle bir projeye imza attık. Bu kısımda size özel programı hazırlıyor. Bu program revize de ediliyor. Öyle program işte bir başladık o işte aylarca yıllarca buna çalışalım diye bir şey yok. Hangi derse çalışacaksın? Hangi türde bir çalışma yapacaksın? Ön hazırlık mı, tekrar mı, soru mu, konu mu? Bunu belirliyor. Tabii ki önem puanına göre belirliyor. Diyelim ki işte video izle diye önüne geldi. Tarihte mesela şu yanda gördüğünüz iki günlük mesela program var. İşte 9 ile 9.34 arasında vatandaşlık sosyal düzen kurallarından orta zor soru çözecekmiş. Tıklıyorsun hop orta zor soruya gidiyorsun. Sistem üzerinden çözebilirsin. Kendi kaynağından da çözebilirsin. Mola saatinde var. Hatta molada neler yapacağını da biz sana söylüyoruz. Eğitim analizi sonuçlarında onlar diyeceğim. Molalarda neler yapabilirsin? Tarihten sonra Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu ve Türk göçlerinden orta zor soru çözeceğim. Burada seviye seviyem iyiymiş demek ki. Mesela bu öğrencinin genelde seviyesi hep iyiymiş, hep orta zor soru ör örnek vermiş mesela. Bu öğrencimiz seviyesi e, üst seviye olmasaydı, bu biraz üst seviye bir öğrenci. Üst seviye olmasa tarihte diyelim ki Türk adanın anlamı, Türklerin ana yurdu, Türk göçlerinde temel seviye. Çık, o zaman ona ön hazırlık verecekti. Anladınız değil mi? Ve saat kaçta çalışacağım, hangi konuya çalışacağım, nasıl çalışma yapacağım? Ortozoor sorunca tıkla git sorunu çöz. Tıkla git videonu izle şekli takviminde yer alıyor. Çalışmalarını tamamlıyorsun, tamamladığıma basıyorsun. Onların hepsi kaydediliyor sistemine. Check-up'larda zaman gelince senin önüne geliyor ve check-up çözmeni de sistem istiyor. Çalışma önceliklendirme çok anlattım bunu biraz önce. Konu önceliklendirme, konu önceliklendirme bu çok önemli arkadaşlar. Şöyle düşünün onlarca bazen yüzlerce konuya çalışıyoruz. Konu bazlı düşün. Ünite bazlı değil sadece. Bir ünite İslamiyet Öncesi Türk tarihi içerisinde bile yaklaşık 18 tane falan konu var. Şimdi biz bu konulara çalışıyoruz ama İslamiyet Öncesi Türk tarihi bir soru geçince içinde 18 soru konu var. Bir soru için. Ve çalışma süresi ortalama 2-3 hafta falan sürüyor. Biz mesela şu dönemde lisans KPSS öğrencilerinin çoğundan İslamiyet öncesini falan elemeye başladık. Gerekli gördüklerimize herkese değil tabii ki. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Tarih için örnek vereceğim. 27 soru geliyor. Bu 27 sorunun Osmanlı ve İnkılap tarihi dediğimiz iki tane ünitesinden gelen soru sayısı toplamda 21. 27'nin 21'i zaten iki üniteden geliyor. Bir de bunların öğrenme sürelerine bakıyorum. Öğrenme sürelerine göre önceliklendirme yapıyorum. Bu 5 ders için düşünün. 5 dersin her bir ünitesinin her bir konusu için sizin yapmanız mümkün mü? İnanın bana bakın bu kadar yıldır sektörün içerisinde olan bizler dahi ki bu projeyi e, hayata geçirmeye çalışan bir yandan bununla çalışan hani bu e, sistemle çalışan bir rehberlik uzmanı olarak ben dahi aynı şeyi söylüyorum ben yapamam. İnsan zekası bunu yapamaz çünkü bunu yapay zeka yapar işte insan zekasının yetmediği yerde bizim tecrübelerimizi bilgi birikimlerimizi sisteme verip de sistemin mükemmeli sunmasıdır yapay zeka Yani bizim yetmediğimiz yerde o devreye girer yine biz yönlendiririz burada ben bir öğrenciye bu kadar yüzlerce konu içerisinde her birinin önem puanını bilsem dahi ki biz hesaplıyoruz zaten yine yapamam her bir öğrenciye yapmak mümkün değil ama bizim bilgilerimizi sisteme verdiğimiz sistem bunu çok rahat yapıyor diyor ki sen bu sen şu, şu 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 konuları öncelikle çalış. Çünkü sen daha önce bak A konusunu hiç çalışmamışsın, hiç şans vermemişsin daha ve orta seviyedesin. Hiç çalışmadan bu seviyedeysen çalışıp üst seviyeye gelebilirsin. Ve senin öğrenme hızın yüksek, bunu da öğrenme süresi işte 3 saat. O zaman sen bu konuya çalış bak sana da 3 tane soru geliyormuş. Bu nasıl bir şey ya? Kaç tane kombinasyon yaptı? İnsan zekası bunu yapabilir mi? Hele ki kendi başınıza siz öğrenci profilinde olarak bunu gerçekten Yapamazsınız. Bunun mümkünatı yok arkadaşlar. Bu yüzden sistem yapıyor zaten. Getirisi en yüksek olanı öne alıyor. Getirisi az olanlarla zaman kaybetmenizi istemiyor. Alarm zamanlarında. Ha sene başındadır, daha bir sene vaktimiz vardır. Biz bu noktada zaten her bir konuya şans veriyoruz. Yanlış anlamayın. Her bir konuya şans vermek istiyoruz tabii ki ama alarm durumu dediğim. Sınava 3 ay var. Sınava 2 ay var. Sınava 1 ay var. Vaktim mi azalmaya başladı? Günde çalışabileceğim toplam ders saati 4 hocam çalışıyorum. Bir yandan okula gidiyorum diyenler. 4 saat çalışacaksın. Toplamda belki sınava kadar ortalama işte 60 saat çalışabileceksin ama sistem senden 120 saat çalışmanı istiyor sınav. 120 saatlik daha konun var. Yarı yarıya indirmen. Nasıl indireceksin? Kendi kafamıza göre nasıl eleyeceğiz hocam bundan bir soru geliyormuş bunu eleyeyim de diyemezsin çünkü o bir soru geliyor ama belki bir saatte öğreneceksin sen onu sen bir saatte yani üç saatte üç soru gelen yere baksan düşünsenize üç tane konu çalışacaksın her biri bir saatte öğreniyor her birinden bir soru geliyor üç saatte üç soru demek onun yerine gidip de bir hafta çalışıp da üç soru gelen bir yere mi çalışırsın? 3 saatte 3 soru gelen bir yere mi çalışırsın? 3 konuyu halletmiş olursun. bunun gibi komplike durumlar var. İşte bunların hepsini sistem zaten yapacak. Yapıyor da zaten. Şu anda yapay zeka sistemi bunu çok rahat sağlıyor. E hocam tamam gidiyorum, ilerliyorum ama performansım ne durumda? Nasıl gidiyorum? yapıyorum yapıyorum ama bir şeyler yapabiliyor muyum acaba? Yani iyi gidiyor muyum acaba? Bu sorular zaten bizim rehberlik sistemimizde en çok önemsediğimiz kısım bu. Evet çalışıyorum hocam. istediğim gibi de gittiğimi zannediyorum ama hani kendimi bir ölçümlemek istiyorum. Gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu? Biz bunu görmek isteriz genelde. Bu yüzden sistemde zaten sizin en baştaki seviyeniz kayıt altında olduğu için hedefiniz kayıt altında olduğu için sınava kadar kalan gün sayısı da her gün kayıt altında tutulduğu için Haftalık performanslarınızı zaten biz kontrol ediyoruz. Sistem kontrol ediyor. Check-up testleri yapıyor. Denemeler yapıyor. Konuları tamamladım, tamamlamadım. Bekleyen ödevlerinin hepsi sistem tarafından kaydediliyor. Ve yüzdelik performanslar çıkıyor. Bize bu öğrenci şu an ben size denemek için bir ekran görüntüsü aldım. İşte bir tane check-up tamamlamış. 110 çalışma puanı hedefliyormuş. %8 çalışmış daha. Yani bunun performansı şu an çok iyi gitmiyor mesela bu öğrencinin. Bu burada zaten alarm veriyor bize. Biz bu öğrenciyle zaten birebir irtibata geçiyoruz. Çünkü bunu arttırmamız lazım. Bu böyle gitmez. Nereye kadar böyle gidecek? Örnek olsun diye söylüyorum. Çalışma oranı %8, öğrenme oranı %0. Benimlik %0 mesela. Bu alarm veriyor bize ve bu öğrencinin şu an gerçekten harekete geçmesi gerekiyor. Böyle giderse. Bu her öğrenci değişiklik gösteriyor işte. Herkesin performansı, gidişatı zaten bizim önümüze geliyor. Eğer ki hedefe varabilmek için seviyemiz yeterli değilse farklı stratejiler oluşturuyor ve çalışma planı yeniden düzenliyor. Yani şu düşünün. Şimdi benim toplamda çalışmam gereken ders saat mesela 586 çıktı birdenbire. E o kadar sürem yok ne yapacağım işte burada zaten devreye giriyor planı revize ediyor önceliklendirme yapıyor iyi olan dersleri eliyor kötü olanları öne getiriyor da işte önemli olan yüksek olanları öne getiriyor vesaire senin o seviyeye ulaşman için elinden gelen her şey geri planda böyle sürekli çalışan bir sistem düşün sizin için İşte bunu yapıyor. Bir rehberlikçiniz var, o rehberlikçi sadece sizin için çalışıyor. Habire sizi gözetliyor, habire sizi takip ediyor, habire sizin başarılı olmanız için çabalıyor. Bunu yapan da tek sistem, şu anda zaten tek es. Performansa göre puan farkı ölçüyor mesela. Sınava 11 hafta kalmış, 85 hedef puanı varmış, sıfır seviyesinde olan bir öğrenci. Toplam yeterli süreye bakın, 165 saat çalışabileceği toplam süre... 173 saat çalışması gereken toplam süre. Yani burada bir fark var. Fark ettiniz mi? Toplamda çalışabileceği süreyle çalışması gereken süresinde bir farklılık var. Sistemde ki, 173 saat çalışmalısın. Öğrenci diyor hocam ben 165 saat çalışabilirim. Yani bu kadar saatim çıkıyor. Ne yapsam ne etsem bu kadar çıkıyor. Yani 8 saatlik falan bir açık var. İşte o açı da kapatacak sistem. Ya süre arttıracak öğrenciden işte haftalık ya da günlük olarak ya da aylık olarak ya da o 8 saati eleyecek konuları belirleyecek. 8 saatte az getirisi olan, itimal olmayan şu 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 konuları ele diyecek. Ona göre de otomatik önüne gelecek. Toplam çalışması gereken önerilen süreler çıktı. Coğrafya, matematik, tarih, Türkçe, vatandaşlık toplam 172 saatlik bir plan çıkarttı mesela. Takvime git butonuna tıkladığımızda direkt öğrenci çalışma takvimine gidiyor. Yani hangi gün ne yapacağım, ne çalışacağım? Onların hepsi önünde yer almış oluyor Rehberlik takibi de var bu sistem Hani sadece bu sizi rehberlik uzmanınız gibi düşünme. bizler Tabii ki buradayız Tabii ki sizi takip ediyoruz eğitim uzmanları burada rehberlik uzmanları burada rehberlik asistanları burada sürekli zaten aranıyorsunuz mesajlar geliyor seminerler yapılıyor bir yandan da bu etkileşimi devam ettiriyoruz sizlerle ve bu yönlendirmelerde performans takibiyle devamsızlık takibiyle beraber sizlerle beraber sağlanıyor. Tekrar programı da size özel. Ne demek bu? Hani ne zaman tekrar yapacağım? Unutma hızınıza göre çünkü belirleniyor. Bakın. Türkiye'nin coğrafya ile ilgili tekrar önermiş sistem bu öğrenciye mesela. Ders notundan tekrar et demiş. Başlaya tıklıyorum. Ders notu karşıma geliyor. Tekrarımı yapıyorum. Bitince tamamladım butonuna tıklıyorum. Sistem onu home, tamam tekrarını yaptı diye kaydetmiş oluyor arkadaşlar daha birçok destek daha var tabii ki. Sınav tarihine kadar rehber desteği, canlı konu anlatım dersleri, canlı derslerle devam ediyor. Bir yandan akışımız devam ediyor. Tekrar derslerimiz, canlı soru çözümleri, canlı tekrarlar, Türkiye Genel Online Deneme Sınavları, daha birçok destek siz başarılı olun diye bu sistemin içerisinde entegre bir şekilde devam ediyor. Hani sadece bu sistem değil. Burada bu bir sanal kampüs gibi düşünün. Burada zaman geçiriyorsunuz. Sistem size ne yapacağınızı söyle bir yandan da canlı ders akışımız zaten devam etmiş oluyor. Çünkü amaç yüzde başarı. Nasıl? Çünkü herkes kendi özel çalışıyor. Herkes keyif alarak çalışıyor. Ya şimdi ben ne yapacağım sorusu bir kere artık kalmıyor. Çünkü senin ne yapacağını sistem sana zaten söylemekle yetinmiyor. Ne getiriyor? Al şimdi bunu yap diyor. Seni çok iyi tanıyor sınavı çok iyi tanıyor. Senin için en doğrusunu, en iyisini, en güzelini bu sistem biliyor. Gereksiz çalışmalarla zaman kaybetmeni engelliyor. Gerektiği kadar çalış diyor. Boşuna vakit harcama diyor. Sen belki günde 8 saat çalışıyordun bu sistemde 4 saat çalışacaksın. 8 saatten daha fazla bir emek alacaksın. Neye ne kadar çalışacaksın? Hangisi daha öncelikli? Hangisi daha önemli? Sınav senden ne istiyor? bunun cevabını çok iyi bildiği için seni en doğru yönlendiren sistem olmuş oluyor. Yani senin neye ihtiyacın var? Sadece o çalışmayı sana yaptırıyor. Kişi özel program, kişi özel devlendirme, kişi özel seminer, kişi özel görüşme, kişi özel öneri ve her şey burada kişi özel. Çok daha fazlasıyla tek es sistemi başlıyor değerli arkadaşlar. Gerek 2022 gerek 2023 eğitimleri için bilgi almak, eğitim analizden ücretsiz katılmak senin dikkat dağınıklığını, ne öğrenme hızını, ne kadar sürede öğreniyorsun, öğrenme stilin vesaire bunların hepsi için biz size tabii ki yardımcı oluyoruz. Eğitim uzmanlarımız ve öğrenci koçu arkadaşlarımız birebir görüşmeler yapıyor. Özellikle eğitim analizlerine ücretsiz katılmanızı öneririm. Seviye belirleme sınavlarına ücretsiz katılmanızı öneririm. En azından bir seviyenizi görün. En azından bir eğitim koçuyla ücretsiz bir görüşün. En azından eğitim analizine katılın ve... Nasıl bir öğrencisiniz? Kimliğiniz, çalışma nelerinizde neler söylüyor? Hepiniz hepsini kendiniz de görebileceksiniz. Bunları görün. O yüzden ben eğitim uzmanlarıyla görüşmek için bir form bırakacağım buraya. Arkadaşlarım şu an bir link paylaşabilirlerse o linke tıklayın eğitim uzmanı ve öğrenci koçları ile görüşmenizi yapın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi en azından analize katılırsınız. Eğitim analizine katılmak ücretsiz çünkü seviye belirleme sınavına katılırsınız bu da ücretsiz. Koçla görüşürsünüz sorularınızı sorarsınız nasıl çalışmadıklarını öğrenirsiniz bu da ücretsiz. Bu şekilde bir görüşme yapmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bu linke tıklarsınız randevu almış olacaksınız ve koçlarımızla birebir görüşme şansı yakalamış olacaksınız. Böyle çalışırsak olur, istersek olur, emek verirsek olur ama bu kadar komplike bir çalışmayı tek başımıza yürütmek gerçekten zor. Bunun farkındayız çünkü sınav hazırlığı zor. Başlı başına zaten stresli, başlı başına psikolojimizi yönetmemiz gereken, başlı başına kendimizi yönetmemiz gereken bir süreç. Böyle zorlu bir süreçte biz bu projeyi hayata geçirerek en azından omuzumuzdaki yükleri almaya karar verdik. Bizimle ilerleyen öğrenciler de bu sistemle beraber sınava hazırlanacak. Daha önce yaptırdığımız birçok derece gibi bu sene de inanıyorum ki birçok dereceyi bu öğrencilerimizle beraber yaptırmış olacağız. Sorularınız varsa alabilirim. Eğitim koçlarıyla görüşmek için vesaire dediğim gibi linke tıkladığınızda form doldurmanıza bile gerek yok. Tıklayın WhatsApp'tan zaten direkt randevu almış olacaksınız. Onlar sizinle birebir görüşmeler yapmış olacaklar. Soru varsa alabilirim yoksa bir video izletip sizlere veda edebilirim. Bir sonraki seminerlerde yine görüşürüz. 2022 için de seminerler var. Bu cumartesi günü 2022 KPSS hazırlığında olanlar için de kalan soruyu nasıl planlayacak? Bunların hepsi olacak. Daha önce KPSS'ye girmedim nasıl olacak? Sınava tanımıyor olabilirsiniz. Bunun alakalı sınavı tanıyalım şeklinde yayınlar da yapıyoruz. Ama KPSS daha önce girmemiş olmanız bir dezavantaj değil kesinlikle. Hatta birçok kişi bundan az avantaj olduğunu da söyler. Çünkü daha önce girip başarısız olduysak ki istemez biraz daha böyle düşük bir modla başlıyoruz. Hani biraz özgüvensiz başlıyoruz ama hiç girmedik. İlk defa gireceğiz. Daha heyecanlıyız. Bir kere bu bir avantaj. Kendimizi tanımıyor olabiliriz. Sınava tanımıyor olabiliriz. Eğitim analizine mutlaka katılmanızı kesinlikle öneririm. SBS'ye girin. En azından seviyelerinizi görün. Çünkü hiç girmediğiniz için hani şu an hangi dersler var? Hangi konular var? Seviye nasıl? Bunlar ücretsiz girebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı oluruz. Onun dışında da zaten dediğim gibi kafanıza takacak hiçbir şey yok. Girmediyseniz de bir avantaj olarak düşünün bence bunu. Ve sıfırdan başlayıp sınavı çok iyi tanırsanız, kendinizi çok iyi tanırsanız bu işi halledersiniz. Rica ediyorum. O halde kendinize çok iyi bakın. Lisans için diye bir soru geldi. Ben teşekkür ederim. Bu ne demek? Lisans için geri dönüş olacak mı? Eğitim koçuyla görüşmek istiyorsanız evet, linke tıkladıysanız hemen sizi ararlar zaten. Linke tıklayın. Orada bilgi almak istiyorum diyor ya. Oradan yazın. Hatta siz de kendiniz direkt arayabilirsiniz. 444 -5 835. Buraya ararsınız, direkt eğitim koçlarıyla zaten görüşme şansı yakalamış olursunuz. Buradan da kendiniz ulaşabilirsiniz. Eğitim analizine katılmak istiyorum diye mutlaka iletin, olur mu? Onlar zaten size anlatırlar. Size muhakkak eğitim analizine katılın arkadaşlar. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım herkes hedefine ulaşır. Umarım çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Hem bu yıl girecek olanlar hem 2023'te hazırlanacak olanlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.